Hey orada dur bakalım. Kanalımı izleyenlerin %55'i halen abone olmamış. 50 bin aboneye gerçekten çok az kaldı. Bu sizin elinizde. O yüzden herkes videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmasın. O zaman arkadaşlar ben sizi tutmayayım. Videomuza geçelim. Arkadaşlar beklediğiniz o jitter nasıl yapılır videosu geldi sonunda. Öncelikle arkadaşlar Creative'de göstereyim. Jitter yapmak için elinize uygun bir tane mouse olması lazım. Atıyorum arkadaşlar elinizden böyle taşıyorsa mouse, siz o mouse'u rahat bir şekilde jitter yapamazsınız. Mesela benim BlueDit 60 mouse'um var. Bu da tam bir şekilde kavruyor arkadaşlar. Ayrıca benim Glorious Model O mouse'um var. Şu çıkıntısı fazla olduğu için, mouse'un ağırlığı hafif olduğu için mouse görmüş olduğunuz gibi titriyor arkadaşlar. Hani böyle titrediği zaman siz jitter'ın eğimini alamazsınız. Jitter yapmak için benim kendime özel iki tekniğim var. Avucumun ortasını ben böyle yerleştiriyorum. Ve arkadaşlar parmağımı titretiyorum görmüş olduğunuz gibi. İkinci olarak ben bunu genellikle bunu kullanıyorum. Elimi bu şekilde koyup mouse'a titretiyorum. Ve arkadaşlar 15 CPS'lere kadar çıkabiliyoruz. Ben de varsa göstereyim bir de. VS atarken bana odaklanın. Ben bu tarz videoyu 2 sene önce çekmiştim. Fakat artık benim kitlemden jitter click yapmayan kalmasın abi. Çünkü benim kanalımı genellikle jitter yaptığım için sevdiniz. Ve sizin de bunu öğrenme hakkınız var. Bakın arkadaşlar ben sağ click'e bu şekilde jitter yapıyorum. Parmağımı titretiyorum. Bak shift'i de bıraktım. Direkt pat pat gideceğim, adamı keseceğim. Aşağı düşürdüm adamı. Hani sadece click yöntemleri de önemli değil. Yaptığınız taktikler de çok önemli. Bakın arkadaşlar adamın önüne ben blok koydum. Şaşırdı adam bayağı bir. Arkanı duvara yaslama kardeşim. Tamam kestim ben seni artık. Bir canım kaldı, çaktırmayın. Hani boş yere makro açmanıza gerek yok. Emin olun arkadaşlar makroda vurduğunuz hitle jitter yaparken vurduğunuz hit bir değil. Kendi yaptığınız click yöntemleriyle daha fazla hit vurursunuz adama. Zamanında ben de makro kullandım arkadaşlar. Makro oynama hevesi vermiyor gerçekten. Hani kendiniz tıklamadığınız sürece oyundan zevk almazsınız bence bu. Tabi herkesin fikri aynı olmayabilir. Ben makro kullanmayı desteklemiyorum zaten. İki canım var, kaçma. Bir tanecik vuracağım ya. Bir tane. Heh, iki tane elmas geldi. Beni bunun için mi kovalattın? Şimdi kime gitsek acaba? Ben saraya gideceğim. Ama turuncu bana çok kızdı ya. Pek fazla anlatılacak bir şey yok. Zamanla pratik yaptığınız zaman jitter click yapmaya alışacaksınız. Bir günde olacak bir şey değil gerçekten. Hani bir gün yapamadım diye yorumlara yazmayın arkadaşlar. Zamanla olacak bir şey ve bu adama ben çok garip bir şekilde dokunamadım. Nereden çıkacak karşıma? Bir bakayım şuradan vurayım ben sana. Tamam kestim seni ben. Yatağı var mıydı? Kırmıştım. Her gün en azından böyle pratik yapın. Atıyorum Creative'de yol yaparken jitter click de yapmaya çalışın. Bir gün yapamadınız diye bırakmayın. Bunu düzenli bir şekilde yapmanız lazım. Ben de arkadaşlar ilk başta öğrendiğim zaman sadece böyle jitter yapabiliyordum. Hani aim alamıyordum arkadaşlar. Önemli olan şey aim almak. Aim alamadığım için birazcık kötü oynuyordum. Fakat ben bunu her gün yaptığım için artık arkadaşlar sağlam bir şekilde jitter click yapabiliyorum. Bu ne demek oluyor? Zamanla ya da zorla. Anladınız mı? Ben 2016 olması lazım. O zamanlar jitter'a başlamıştım. Ve o zamanlar da bu mouse'um vardı. Benim çok eski mouse'um bu. Ve halen çalışması mucize. Bu adam yumruk yay mı aldı ya? Ben direkt lobi çekeceğim. Adamın yaptığı oynayış tarzına baksana. Adam almış yumruk yayı oynuyor. Bu arada şu an kullandığım TechSpec'i ben Discord sunucumda TechSpec'ler kanalında paylaşıyorum. O yüzden kesinlikle gelmeyi unutmayın. Her hafta düzenli olarak çekilişlerimiz oluyor. Onlara da katılmayı unutmayalım. Bayağı bir şey vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Elimden geldiğince ben MVIP dağıtmaya çalışıyorum. Bu sıralar yayın açamıyorum, ben de biliyorum. O yüzden ben kendi sunucumda dağıtmaya karar aldım. Karar demeyelim de. Hani mecburen dağıtacağım arkadaşlar. Tabi sunucumda boost basarsanız daha fazla şansınız olacaktır. Mesela benim sunucumda 17.000 insan var diyelim. Ve boost basan sayısı 50 arkadaşlar. 17.000 kişiye karşı yarışmak mı kolay? 50 kişiye karşı. Tabii ki de 50 kişi. O yüzden sunucuma boost basmayı unutmayın. Seni bir keselim abicim. Tamam bu adamı attım. Ping sorunları birazcık sanki düzelmiş. Tam bir söz söylemek istemiyorum. Tam bilmiyorum çünkü. Şimdi keseyim kardeşim hemen. Adamla eşit vurdum neredeyse. Her neyse. Arkadaşlar aklınıza böyle güzel bir konu fikirleri varsa ben bunları yorumlarda bekliyorum. Sen ne ara geldin? Aşağı düşmedi, ben seni salacağım ya. Benim canım falan da çok kalmadı çünkü. Yatağını kırayım. Bana mı gideceksin acaba? Gel bakalım yavaştan gel yanıma. öyle mi karar aldın sen de? Ben de öyle düşünmüştüm. Neyse beni kırsın arkadaşlar, çok da önemi yok. Ölürsem de video kaydını ben direkt kapatacağım. Videonun çok fazla uzun olmasını istemiyorum ben. Zaten başkası kırdı yatağımı, hiç kamyemem. Adam orada bir düşündü, bana mı gelsem, çocuğumu kırsam dedi. En sonunda arkadaşlar ben ne yapıyorum deyip bana gitmeye karar vermişti. Ve oradan geldi griyi kırdı beni. Hani masal gibi oyun ya. Vallahi burası boş herhalde, turuncuyu kırdım ben. Abi pink yok dedik var ya. İyi ki ben bir pink yok dedim. Al işte.